Mersin'de vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın hayatını kaybettiği minibüs çocuklar okusun, Özgecanlar yanmasın sloganı ile gezici kütüphane oluyor. Hataylı hayırsever iş adamı Ayhan Kara tarafından satın alınan minibüsün Aslan ailesinden de alınan izinle gezici kütüphane olmasına karar verildi. Eğitsel bir amaç için kullanma fikri ön plana çıktı ve dedik ki çocuklar okusun. Özgecanlar yanmasın. Özgecan Aslan'ın hayatını kaybettiği minibüs sahibi tarafından olayın hemen ardından internet üzerinden satılığa çıkartılmıştı. Aracı internet üzerinden satın alan Hataylı Aziz Karakuş ise yaşanan olayı öğrenmesinin hemen ardından minibüsü yeniden satılığa çıkarmıştı. Aracın yeniden satılacağını öğrenen Hataylı Ayhan Kara minibüsü satın alarak aracı yeniden dizayn edip gezici kütüphane yapmaya karar verdi. Ve dedim ki bir gezici bir kütüphane olsun. Çocuk kütüphanesi, Özgecan cehalete kurban gitti. Ben öyle düşünüyorum çünkü. Cinayete ve katliama sahne olan minibüsün bir daha trafiğe çıkmaması gerektiğinden yola çıkılarak aracı satın aldığını, hatta ilk olarak düşüncesinin aracı yakmak olduğunu ifade etti. Hatta dedim ki aracı alıp ibretlik olması adına kötülükle ilgili insanlar mektup göndersin. Bunları koca bir zarfın içine, siyah bir zarfın içine koyalım ve o kötü dilekler, o kötülükler araçla birlikte yok olsun. Özgecan Aslan'ın cehalete kurban gittiğini aktaran Kara, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün itibariyle çok ciddi bir eğitim problemi var. Bu ciddi problemin tek çözümü ise yine eğitim. Bu nedenle bana göre bu araç eğitsel bir amaçla kullanılmalıydı. Bu araçla birlikte çocuklar okusun, özgecanlar yanmasın diyeceğiz. Minibüsü gezici bir kütüphane olarak yeniden organize edeceğiz. Başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde bu kütüphane gezecek şeklinde konuştu. Ve başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde gezecek. Çocuklara hem kitap dağıtacak, hem iyimserlik dağıtacak, hem o karanlığı bir şekilde zihinlerden silmeye çalışacak.